sunum veriyor. Oyusunda büyüsünlüğünü, tıpış tıpış yürüsünlüğünü. Oyusunda büyüsünlüğünü, tıpış tıpış yürüsünlüğünü. Okullar sana verelim mi? O zaman mutfak mı? Zeynep Sena 9 aylıkken Covid'e yakalandı. O zaman Covid olduğunu bilemedik. Böyle 20-25 gün kadar sürdü. Buraya şehir hastanesine acil polikliniğine başvurduk her seferinde. Sonra sağ tarafını çok az kullanmaya başladığını fark ettim. Buraya getirdiğimde doktor sağ tarafında problem olduğunu ve çocuk nörolojiye yönlendirdi. Serebral palsi tanısı aldı. Zeynep Sena yani mucize gibi bir şey şu anda. Gerçekten, gerçek anlamda. Yani çok güçlü çıktı söylediğiniz gibi. Zeynep Sena'nın karşısına iyi doktorlar çıktı. Gerçekten hani fizik tedavide olsun Hava Hoca. Mesela buraya geldiğimizde romatoloğumuz Hakan Hoca. Sonra hematolojide yani Fatma Hoca. Yani çok ilgilendiler. Herkes elinden geleni yaptı. Onlar tıbbi olarak, biz manevi olarak işte yapmamız gereken, yanında bulunmamız gereken şeyleri yaptık. De yani 3 hastalığı birden atlatması ciddi anlamda bizim için çok büyük mutluluk şeyi sebebi. Küçücük bedeniyle gerçekten 3 hastalığı birden atlatması bizim için anlatılmaz yani. Aynı hastanede hem fizik tedavi hem kanser tedavisi almış oldu. Gece gündüz devam eden bir tedavi, akşamları da nöbetçi ekiple devam eden bir tedavi, kanser tedavisi. Fizik tedavisi de aralıksız devam edebilmesi için özellikle annenin başında bulunması sebebiyle anne ile birlikte yapılan bir tedavi. Sonuçta bu süreç devam ederken Zeynep Sena bir yandan da büyüdü. Şu anki son durumumuz Zeynep Sena'nın lösemi hastalığı tamamen düzeldi. Serebral palsisi yine annesi büyük fedakarlıkla fizik tedavilerine devam ediyor. Gitmesi gereken yerlere götürüp getiriyor. Çok az bir şekilde bazı etkileri var ama tamamen düzelebilir bir şey oldu. Şu an 4 yaşına geldi. Hayatının yarıdan fazlası hastanelerde geçti. Gerçekten bizim için de çok güzel bir mucize oldu. Biz de bu konuda çok mutluyuz. Gelişimsel pediatri bölümümüz var hastanede. Oradan yardım aldık. Bu konuda da yardım istedik. Acaba gelişimsel pediatride gelişimi daha ileride mi diye gelişimsel pediatri tarafından değerlendirildi ve ileri zeka olduğu ortaya çıktı. Yani hayata 4 yaşına kadar 3 defa merhaba dedi ve bir de üstüne ileri zekalı olduğu ortaya çıktı. Şimdi o ileri zekasını da hani körelmesin, gerilemesin, bu süreç devam ederken daha küçükken ne yapabiliriz diye aileyle birlikte yapılabilecek şeyleri arayış içerisindeyiz.